O zaman 3, 2, 1 diyelim. Şşt. Türkçenin divası Nazlı hocanızın kanalına, sayfasına, gönlüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, isim tamlaması anlatıyordum, sözüm ona. Tabii hocam sen isim tamlaması anlatıyorsun ama geçen bize zamir anlattın, sıfat anlattın, zarf anlattın. Evet, çünkü bizim üst başlığımız sözcük türü. Sen bunları soru içinde ayırt etmeyi bilirsen zaten sıkıntı yaşamayacaksın kuzucuğum. Önemli bir konudur, tamam mı? Yani ÖSYM'nin sevdiği başlıklardan bir tanesidir. İsim tanımlamasını defalarca sordu, yine soracak, hep soracak. Cümlenin ögelerinde de yine sıkıntı yaşamamak istiyorsanız tamlamalar konusunu, isim tanımlaması, sıfat tanımlaması iyi bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ciğerine kadar her şeyini anlatırım. Tamam mı? Hiç merak etmeyin. Ya o kadar anlatırım ki her şeyi öğrenirsin. Hani şey yoktur bende. Ya bu hoca da her şeyi kendine saklıyor. Bunları galiba özel derslerinde anlatıyor. O vardı eskiden, biliyor musunuz? Bazı hocalar, dedikoduları da böyle. Bazı hocalar her şeyi anlatmıyorlardı. Mesela kurumlarda anlatmıyorlardı. Derslerde anlatmıyorlardı. Kanallarda anlatmıyorlardı. Bir takım şeyleri başka yerlere saklıyorlardı. Beni biliyorsunuz. Ben her şeyi anlatırım. Yani balık bilmezse Halik bilir. Değil mi? İyilik yap, denize at. Yani günün sonunda her şeyin karşılığını o verecek. Tamam mı? Sevgili arkadaşlar, ne anlatacağım şimdi? İsim tamlamasında demiştim ki size, İşaret bildiren kelimeyi, belgisizlik bildiren kelimeyi, soru belirten kelimeyi isim tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olarak kullanırsanız bunların türlerine aynı zamanda ne diyeceksiniz? Zamir diyeceksiniz demiştim. İşte aşağıdaki cümlelerin hangisinde at tamlamasını tamlayanı zamirdir ya da tamlananı zamirdir ya da hem tamlayanı hem tamlananı zamirdir şeklinde sorularla da karşılaşırsınız. Bu geçen ders anlattığım kısımdı. Bir de ne anlatmıştım size? Nitelendi ve belirtildi kavramlarından bahsetmiştim. Soruda hangisinde bir at tamlamasının tamlayanı nitelenmiştir? Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at tamlamasının tamlananı nitelenmiş? Ya da hem tamlayan hem tamlanan nitelenmiş ya da belirtilmiş. Burada ne yapıyorduk? Nitelendi diyorsa niteleme sıfatı almış olması gerekiyordu. Belirtildi diyorsa belirtme sıfatı alması gerekiyordu. Peki, şimdi bir şey hatırlatacağım size. İki isim, iki niye söylediysem ikiyi, ilkine tamlayan, ikincisine tamlanan, tamam. İkinci kelimeye ne sorusunu sorduğunuzda da ne? Yanıt aldığınız tamlama belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamam mı? Bunu bulmanın kolay yolu budur. İkinci kelimeye ne yapmak? Ne sorusunu sormak. Belirtisiz isim tamlamalarında ilgi durum eki. İlgi durum eki. Yani tamlayan eki, şu ilgi durum eki yok. Tamam mı? Belirtisiz isim tamlamasında tamlanan yine ekini almaya devam ediyor. Bu ek, söyle, iyilik. Evet, aferin. Bu ek ne eki? Bu ek iyilik eki. Biz bunun adına belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Kar tanesi. Ne tanesi? Kar tanesi. Sınav stresi. Ne stresi? Sınav stresi. Ay çöreği. Ne çöreği? Ay çöreği. Ayvar reçeli. Ne reçeli? Ayvar reçeli. Yanıt aldın mı kuzucuğum? Aldın. O zaman buna ne diyorsun? Belirtisiz isim tamlaması diyorsun. Tamam. Şimdi bununla alakalı şu bilgiyi sakın unutmayın. Belirtisiz isim tamlaması parçalanmaz. Yani soruda size aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at tamlamasının tamlayanı nitelendi, tamlananı belirtildi diyorsa o at tamlaması asla belirtisiz olamaz. Neden? Çünkü belirtisiz isim tamlaması parçalanmaz. Bu isim tamlamasında sen tek başına tamlayanı niteleyip belirtemezsin. Ya da tamlananı niteleyip belirtemezsin. Sen burada ne yapabilirsin biliyor musun? Burada bir at tamlamasını
niteleyebilirsin ya da belirtebilirsin. Nasıl yani? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at tamlaması nitelenmektedir? Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at tamlaması belirtilmektedir diyorsa orası %90 nedir? Belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Tamam mı? Belirtisiz isim tamlamasında tek başına tamlayan ya da tamlananı alamazsın. Bu tamlamayı asla parçalayamazsın. Peki bunun arasına bir şey girebilir mi? Arasına sıfat falan gelebilir mi? Gelemez. Arasına sıfat gelirse o zaman ne olur? O zaman bir bozukluk olur. Bu yanlış bir kullanım olur. Arkadaşlar belirtisiz at tamlamasının arasına sözcük giremez. Hani böyle şey vardı ya, anlatım bozukluğunda anlatıyorduk biz bunu. Belediye başkanı, ne başkanı? Belediye başkanı, belirtisiz bir isim tamlaması. Tamam. Belediye eski başkanı, belediye eski başkanı yanlış bir kullanımdır. Çünkü belediye başkanı at tamlaması, belirtisiz bir isim tamlaması, o eskiyi ortaya, arasına getiremezsin. Ne yapacaksın? Başa alacaksın. Yani eski belediye başkanı. Eski belediye başkanı. Ama sen o eski belediyenin önüne getirirsen sanki eski olan belediyeymiş gibi bir anlam çıkar. Aa, hayır olmuyor işte. Çünkü sen orada tek başına belediyeyi alamazsın. Belediye başkanı parçalanmaz. Orası belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Bu sebeple de buradaki eski kelimesi ne yapmıştır? O at tamlamasını nitelemiştir. Soru şöyle de gelebilir. Bu eskinin altını çizer, tamam mı? Der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük at tamlamasını nitelemektedir diyebilir. Altı çizili sözcük eski olsun, tamam mı? At tamlamasını ne yapıyor? Niteliyor. Peki şöyle dese, şuraya yazalım. Bu belediye başkanı, bu belediye başkanı, belediye başkanı bir unvandır ya arkadaşlar. Bir kişinin yerini tuttuğunda yanında özel isim olmasa da büyük yazılır. Vali, kaymakam, rektör gibi. Mesela işte bugün kurumumuzu vali ziyaret etti. Orada vali bilinen bir kişinin yerini tutuyor. Dolayısıyla yanında özel isim olmasa da valiyi ne yapman gerekiyor? Büyük yazman gerekiyor. Bunu da öyle düşün, tamam mı? Hani böyle izledikten sonra şey diyebilirsin. E hocam sen orada neden belediye başkanını büyük yazdın gibi düşünebilirsin. Bir kişinin, bilinen bir kişinin yerini tuttuğunda yanında özel isim olmasa da ne yapmam gerekiyor? Büyük yazmam gerekiyor. Peki bu belediye başkanı dediğinde belediye başkanı belirtisiz bir isim tamlaması, tamam. Bunun altını çizdi. Orada ne oldu biliyor musun? Bir at tamlaması belirtildi. Çünkü bu, yani işaret bildiren kelime hangi sıfatlar içindeydi? Belediye bak. Belirtme sıfatları içindeydi. İşaret, sayı, belgisi, soru. Nedir bunlar? Belirtme sıfatıdır. Burada altı çizili sözcük at tamlamasını belirtti. Yukarıda ise altı çizili sözcük at tamlamasını niteledi. Tamam mı kurban olduğum? Evet. Sevgili arkadaşlar, bunu da hatırlattık. Bir saniye. Size dur, tahtayı da silgiyle silmiyorum. Fark ettiniz değil mi? Elimde bir şey var. Bez. Bununla daha iyi oluyor. Az önce bir yazı okudum. Hadi paylaşayım onu size. Tımarhane ile alakalı. Tımarhanenin nereden geldiği ile alakalı. Neden tımarhane demişiz? Çok sevdim ya hikayeyi. Tabii at bizim kültürümüzde önemli bir yere sahip. Atların da belli aralıklarla tımarlanması gerekiyor. Böyle taranması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, çok eskiden bu işi zeka geriliği olanlara yaptırıyorlarmış. Tamam mı? Ve bu işi yapan o kişiler, o zeka geriliği olan kişiler bu işi yaptıktan sonra rahatladıkları için
tedavi olmaya başlamışlar. Bu onlara iyi gelmiş. Sonrasında işte bu akıl hastanelerine eskiden neden tımarhane dendiğini öğrenmiş olduk. Tımarhane, evet. Bu zaten hayvanlarla ilgilenmek. Hayvan yani bambaşka ya. Gerçekten terapi, gerçekten terapi. Yani tedavi edici, o kedilerin mırlamasının biliyorsunuz psikolojideki etkisini, yaymış olduğu enerjinin sizi tedavi etmesi gibi bir özelliği var. Üzerinizdeki negatif enerjiyi alıyorlar. Güzel. Köpekler de tabii. Ya her canlı, her canlı çok güzel. Evet sevgili arkadaşlar, bu bilgiyi de verdikten sonra şöyle söyleyelim. İsim tamlamasında tamlayan, tamlanan. Bunlardan bir tanesi düşebilir mi? Düşebilir. Peki düşme olursa biz bunu at tamlaması olarak sayacak mıyız? Saymayacağız. Bir at tamlamasında tamlayan ya da tamlanan düşebilir. Sana o parçada kaç tane at tamlaması olduğu sorulduğunda düşme olanları saymayacaksınız, tamam mı? Şimdi tamlayan düşebilir dedi. Hatırla. Benim evim. Belirtili isim tamlaması değil mi? Kimin evi? Benim evim. Bu belirtili bir isim tamlaması. Buradaki im, ilgi durum eki, burası iyilik eki. Tamam. Evim buraya uzak dersen, evim buraya uzak dersen, baştaki benimi ne yaptın? Söylemedin. Yani tamlayanı düşürdün. Al sana tamlayanı düşmüş. Şey ifadesi hoşuma gitmiyor. İşte aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayana düşmüş bir at tamlaması vardır? Yavrum tamlayana düştüyse zaten at tamlaması olarak saymıyoruz ki. Şöyle demesi lazım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at tamlamasının tamlayana düşmüştür? Bu kadar. Tamlayan düştü. Çünkü tamlayan düştüğünde burada at tamlaması yok. Tamam? Tamlayan düştü. Senin sınavın diyorum. Kimin sınavı? Senin sınavın. İlgi durum eki. Burası iyilik eki. Sınavın nasıl geçti dediğimde, sınavın nasıl geçti dediğimde başındaki senini ne yaptım? Düşürdüm. Tamlayan düştü. Sınavın nasıl geçti? Tamam. At tamlaması var mı? Yok. Peki hocam, o zaman şöyle mi diyelim? Yani bu tamlayan düştüğünde başındaki işte benim, senin, onun, bizim, sizin, onların bunlar mı düşüyor? Evet. Tamam mı? Bunlar düşüyor. Yolu buraya hiç düşmedi. Yolu buraya hiç düşmedi. Onun yolu değil mi bu? Başındaki onun ne yaptın söylemedin. Tamlayan düştü. At tamlaması olarak sayılıyor mu? Sayılıyor. Bu da tamam. Anlatımı günden güne değişiyor. Anlatımı. Onun anlatımı. Başındaki onunu ne yaptık? Söylemedik, düşürdük. Ay bak bunu birazcık şey yapmam lazımdı. Islatmam lazımdı. Kuru olunca zor senin. Peki ikincisi düşebilir mi? Tamlanan düşebilir mi? Düşer. Bu kitaplar benim. Bu kitaplar benim. Benim kitaplarım demedim. Benim dedim. Bu sefer ne yaptım? Kitaplarım. Yani ikinci kelimeyi söylemedim. Tamlanan düştü. Masadaki kitaplar Ali'nin. Ali'nin kitapları demedim. Ali'nin dedim. İkinciyi ne yaptım? Söylemedim. Burada ne yapmış oldum? Tamlananı düşürmüş oldum. Peki isim tamlaması olarak sayacağız mı? Hayır saymayacağız. Dikkat et. Tamlanan eki ne ekiydi? İyilik ekiydi. Peki biz isim tamlamasında bazen iyilik ekini düşürebiliyor muyuz? Düşürebiliyoruz. Tamlanan eki düşebiliyor mu? Düşebiliyor. Peki bunu biz isim tamlaması olarak sayıyor muyuz? Bunu sayıyoruz. Konuyu yazayım. Konuyu sizin avukatla görüşelim. Sizin avukatla. Ula'nın vasıta eki olduğunu biliyorsunuz değil mi? Leyla ile. İle kelimeye Leyla şeklinde geldiğinde yerine V gelebiliyorsa bağlaç, gelemiyorsa edat olduğunda bunun adına ne diyormuşuz? Vasıta eki diyormuşuz. Yapım eki mi, çekim eki mi?
Çekim ekidir. Unutmayın. Peki konuyu sizin avukat sizin avukat. Kimin avukatı? Sizin avukatınız. Burası tamlayan eki, ilgi durum eki. Nerede iyilik eki? Yok. Sizin avukatınız aslında değil mi? Bu şekildeydi belirtili de. Ne oldu? İyiliği söylemedi. İyiliği düşürdü. Tamlanan eki düştü. Peki burada isim tamlaması var mı diye sorulursa ne diyeceksiniz? Evet, var diyeceksiniz. Burada tamlama var. Burada tamlanan eki sadece söylenmedi. Bu da karşınıza çıkar mı? Evet, çıkar. Keyif benim, dert benim. Keyif benim, dert benim. Keyif benim keyfim. Dert benim derdim. Ne yaptım? Keyif benim, dert benim deyince benim keyfim, benim derdim demedim. Benim ve derdim dedim. İkincileri tamlananları söylemedim. Arkadaşlar, bir sonrakinde o zaman, çünkü telefonuma güvenmiyorum. Durmuş da olabilir. Bir kontrol edeyim. Bir sonrakinde de yer değiştirme yapalım. Tamlayanla tamlananın yerini değiştirelim. Benim Instagram'da popüler olan bir Reels'im vardı. İstiklal Marşı'nın. Dedim ki bu dizesi bak sorulur, bak bir sınavda sorulur. Neydi o? Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Hadi onu yazalım, ondan sonra diğer derse geçelim. Hakkıdır, hakka. Dikkat et. Küçük yazılan hak, hak hukuktaki hak, büyük yazılan hak Allah anlamına geliyor. Dolayısıyla büyük yazıyoruz. Bak Allah. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Arkadaşlar bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Hak kelimesi hak. I geldiğinde onun hakkı. Şuradaki I üçüncü tekil iyelik ekidir. Tamam. Üçüncü tekil iyelik eki aldığında kelimenin sonundaki K ikiz oldu. Ünsüz ikizleşmesi yani ünsüz türemesi oldu. Burada hangi ses olayı var? Ünsüz türemesi, ünsüz ikizleşmesi var. Peki burada K'nin yanına I gelmiş ama G olmamış. Aynı zamanda ne var? Yumuşamaya aykırılık var. Peki yumuşamaya aykırılık bir ses olayı mıdır? Değildir. Sakın unutmayın. Tamam mı? Size soruda yumuşamaya aykırılık diyorsa P, Ç, T, K, ketçap. Yanında ünlüyle başlayan ek arayın, tamam mı? Yanına ünlüyle başlayan ek geldiğinde normal şartlarda ne olması gerekiyor? P'nin B, Ç'nin C, T'nin D, K'nin G ya da yumuşak G olması gerekiyor. Olmadıysa ne oluyor? Aykırılık oluyor. Bunun sabit 20-30 örneği yok. Çok örneği var. Çok fazla. Tamam mı? Dolayısıyla ne yapacaksınız? Kelimenin yanında işte PÇTK ile biten, ketçapla biten kelimelerin yanında ünlüyle başlayan ek var mı? Ve bir değişiklik söz konusu mu? Buna bakmanız gerekiyor. Hakkıdır derken dır geniş zaman eki eylemi. Hakkıdır hakka. Bu da yine yumuşamaya aykırıdır. Yumuşamaya aykırılık vardır. Özel isimdir. Büyük yazdım. Ünsüz türemesi. Ünsüz ikizleşmesi var. Bak tapan. Bu da yine yumuşamaya aykırı bir kelime. Tapmak. Bak P ile bitti. Yanına ünlüyle başlayan ek geldi ama PB olmadı. Millet, bak T ile bitti. Yanına ünlüyle başlayan ek geldi ama yumuşama falan olmadı. Bunlar yumuşamaya aykırı kelimelerdir. Bir ses olayı olarak sayılmaz. Şimdi istiklal devrik bir cümle vermiş. İstiklal hakka tapan milletimin hakkı. Kimin hakkı? Hakka tapan milletimin hakkı. Milletimin tamlayandır, hakkı tamlanandır. Peki nasıl millet? Bak nasıl sorusunu nereye sordum? Tamlayana sordum. O zaman şu hakka tapan ne yaptı? İsim tamlamasının tamlayanını niteledi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at tamlamasının tamlayanı nitelenmiştir? İşte bu. Hakka tapan milletimin hakkıdır. O zaman hakka tapan milletimin hakkı bir tamlama olduğuna göre burası parçalanmaz. Hakka tapan milletimin hakkıdır yüklem.
İstiklal'e de özne dersiniz. Ne güzel bilgilerdi. Bir sonrakinde de yine aralarda çok güzel bilgiler hazırladım. Onları paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, Instagram'a da bir bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.